Merhabalar efendim, merhabalar sizlere. Karantinadayken evimizde ne yapabiliriz? Nasıl eğlenebiliriz? Birkaç tavsiye vereceğim. 24 yıldır ben introvert, asosyal bir arkadaş olduğum için engin bilgilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Hemen başlayalım. Birincisi spor. Tamam, hani spor salonundaki gibi büyük makineler, işte ağırlıklar falan yok. O gürültülü müzik, terli terli adamlar böyle vıcık vıcık oturma yerlerinde bırakıyorlar teri. Sizden böyle daha kaslı insanlar yok, sizi daha kötü hissettirmek için. Ev daha mı iyi lan? Normalde günde 20 dakika öneriliyor spor. O yüzden biz 7 dakika yapacağız. Bir tane uygulama var. Zinde tutmak için gerekenleri veriyor gibi düşünün. İyi hissediyorsunuz yaptıktan sonra, bir şey başarmış gibi oluyor ama aslında hani hiçbir şey başaramadım. İkincisi meditasyon. Spordan sonra daha tatlı geliyor. Tekrar şey gibi açıklamayacağım, işte nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor falan. İşte hani basic olarak fikir üretmemeniz lazım 10 dakika boyunca. Hani beyninizin bomboş olması lazım. Yani böyle beyninizin içini böyle futbol fanatiği biri gibi düşünün. Hani sağdan soldan fikir geliyor ama alıyorsun, okey diyorsun, ilgilenmiyorum diyorsun, bırakıyorsun fikri başka yere. Stres için çok önemli bir şey, yani stresin azalması için. O yüzden 10 dakika mesela dururken işte yakınlarınızın ölecek olma ihtimali, şu an deprem olsa bir daha götümüzü yerden kaldıramayacağımız, onları düşünmeyin. Müzik var 3. sırada. Öyle eski bir hobiniz varsa, sağda solda bir gitarınız, bir piyanonuz duruyorsa, aa ben şu şarkıyı çalayım diyebilirsiniz, notaları öğrenebilirsiniz. Veya işte yeteneğiniz varsa içinde bulunduğumuz bu durumu anlatan böyle bir beste yazabilirsiniz. Dördüncü olarak çizim yapabilirsiniz. Yine eliniz varsa, alışkanlığınız. Eliniz varsa tabii ayağınızla da yaparsanız elle daha kolay olur. El alışkanlığınız varsa da daha da kolay oluyor. Yağlı boy olur, kuru kalem olur. Ne bileyim, sulu boy olur, ne olabilirse herhangi bir şeyle. Tatlı resimler işte. Aa şunu gördüm, aynısını yapmaya çalışayım. Veya kafanızdan bulabiliyorsanız ondan yapabilirsiniz. Beşinci olarak kitap okuyabilirsiniz. Öyle okuyabilirsiniz. Altıncı olarak dizi, film veya oyun şeklinde. Bunları söylemiyorum bile. Zaten şu an yaptığınız herhalde başka bir şey yoktur. Yedinci olarak tabii siz anlıyorsunuz ne olduğunu. Evde uzun süre yalnızsanız ve yeterli miktarda yağınız varsa kendinize masaj yapabiliyorsunuz. Önemli noktalar boynunuz, beliniz. Mesela elinizin tersiyle yaparsanız baskıyı da arttırmış olursunuz. Daha hoş bir zevk verir. Ve asılabilirsiniz. 2 hafta efendim, kendinize dikkat edin, dışarı çıkmayın. Sadece siz değil, başkalarını da riske atıyorsunuz. Kendinize iyi bakın, çok asılmayın. Görüşmek üzere.